Sevgili seyirciler, şimdi Ermenistan'a geçeceğiz. Ermenistan'da gerginlik tırmanıyor. Dün de canlı yayında aktarmıştık. Başkent Erivan'da sevgili seyirciler, muhalefet ve iktidar yanlıları aynı anda gösteri düzenledi. Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyen bir grup gösterici hükümet binasına girdi. Güvenlik konseyini topladı Başbakan Paşinyan ve muhalefetin şartlarını kabul etmesi durumunda erken seçime hazır olduğunu söyledi. Darbe tartışmalarının yaşandığı Ermenistan'da sokaklar hareketli. Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya davet eden bir grup gösterici hükümet binasına girdi. İçeride propaganda yapan göstericiler çalışanları hükümete desteğe son vermeye çağırdı. Polisin göstericilere müdahale etmemesi dikkat çekti. Aynı anda Paşinyan yanlısı gruplarda gösteri düzenledi. Yaşanan gelişmeler üzerine Başbakan Nikol Paşinyan güvenlik konseyini topladı. Ülkede yaşanan siyasi kriz ele alındı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ve istifası istenen Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan katılmadı. Paşinyan daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda destekçilerine seslendi. Paşinyan muhalefetin şartlarını kabul etmesi halinde erken seçim için hazır olduğunu söyledi. Yeni anayasayla ilgili olarak da Ekim ayında referandum yapılmasını önerdi. Paşinyan, ülkedeki parlamenter sistemden yarı cumhurbaşkanlığı sistemine geçmeyi planladıklarını belirtti. Ekim'de yeni anayasanın kabul edilmesi veya anayasada değişikliklerin yapılması sürecini başlatmamız gerekiyor, dedi. Başbakan Paşinyan'la Cumhurbaşkanı Sarkisyan arasındaki Genelkurmay Başkanı'nın görevden alınması gerilimi ise henüz sonuçlanmadı. Paşinyan, Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın orduyu kendisine karşı kışkırttığını savundu. Güvenlik Konseyi'nde Cumhurbaşkanı'ndan Genelkurmay Başkanı'nın görevden alınması talebinin yerine getirilmesi istendi. Konuya ilişkin daha önce reddedilen kararname ikinci kez Cumhurbaşkanı'na gönderildi. Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın ikinci kez gönderilen kararnameyi imzalaması ya da Anayasa Mahkemesi'ne götürmesi gerekiyor.